O vakadan sonra İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı dağcılıkta izin genelgesi çıkarttı. Sanırım güvenlik amacıyla. Güvenlik amacıyla. Fakat şöyle bir şey, yine Uludağ özelinde konuşayım. Uludağ piknikçi gidiyor, offroadçu gidiyor, kayakçı gidiyor. Bir sürü insan izinsiz, belgesiz, eğitimsiz her türlü faaliyetini yapıyor. Dağcıya yasak. Dağcılıkta izin olmaz. Dağcılık izinle yapılmaz. Medeni dünyada böyle bir izin sistemi yok. Dağcı izin almaz, dağcı bilgi verir. Dağ izin verirse tırmanır. Dağcılık, dağlar dağcıların spor alanıdır. Dağcılar spor alanlarında olmaz ise sporlarını nasıl yapacaklardır, nasıl geliştireceklerdir? Aynı zamanda bizim anayasamızın 59. maddesi der ki, devlet her yaştaki vatandaşın beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır ve sporcuları destekler. Bu nedenle biz devletten yasak değil, destek, teşvik beklemekteyiz. Son 50 yılda ülkemiz dağlarında vuku bulan kaza, ölüm sayısı 50'yi geçmez iken Avrupa Alplerinde bir yılda yaklaşık 3500 arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirilip 250'ye yakın dağcı ve yürüyüşçü hayatını kaybederken hiçbir Avrupa ülkesinin aklına dağcılığı yasaklamak ya da dağcılığı izne bağlamak gibi bir fikir gelmemektedir. Dağcılar tabii ki eğitimleriyle, malzemeleriyle her türlü kötü koşullara karşı hazırlıklarını yaparak dağa gitmektedirler. Buna rağmen de kötü bir kaza ya da hayat, yaşam kaybı olursa da bu da sporun bir parçasıdır sonuç itibarıyla. Denizde yüzen insanlar da boğuluyor ama denizi yasaklıyor muyuz? Hayır. Trafikte insanlar ölüyor. Trafiğe çıkmayı yasaklıyor muyuz? Hayır. Doğru karar değil. Dağcılıkta izin olmaz. Buradan da yetkililere bu işin seslenelim. Profesör.